859 Şaban-ı Velî rahmetullahi teâlâ aleyh Kastamonu'lidir. Hayreddin-i Tokadi 941 miladi 1535'te vefat edince halifesi olmuştur. Hayreddin Efendi de Çelebi Halife Muhammed Cemalettin Efendi'nin halifesidir. Çelebi Halife 899 miladi 1493'te hacca giderken Şam'da vefat etmiştir. 860 Şâbî rahmetullahi teâlâ aleyh Ebu Amr Amir tabiinin büyüklerindendir. Küfe'nin en büyük alimiydi. İmam-ı Azam'ın hocalarındandır. 20. senede Basra'da tevellüt, 104 miladi 723 senesinde Küfe'de vefat etti. El-Kifaye kitabı meşhurdur. 861 Şafii rahmetullahi teâlâ aleyh İmam-ı Ebu Abdullah Muhammed bin İdris'in dedesinin dedesi Şafii Kureyş kabilesinden ve Eshab-ı Kiram'dan olduğu için Şafii adıyla meşhur olmuştur. Şafii'nin dedesinin dedesi de Haşim bin Abdümenaf'tır. Büyük müçtehit ve mezhep reisidir. 150 miladi 767 senesinde Gazze'de tevellüt, 204 miladi 820'de Mısır'da vefat etti. Kurafe kabristanındadır. 2 yaşında Medine'ye götürüldü. İmam-ı Malik'ten okudu. 7 yaşında hafız oldu. Hadis, fıkıh, lügat ve edebiyatta çok yükseldi. Vera, takva ve salahta eşi yok idi. İmam Ahmed'in hocasıdır. 195'te Bağdat'a, 197'de Mekke'ye, 199'da Mısır'a geldi. Usul-i fıkh ilmini ilk yazandır. Hadiste Sünen ve Müsned'i, fıkıhta Kitabül Ümmü çok kıymetlidir. 862 Şah İsmail Şeyh Safiyeddin'in torunlarından olduğu için Safevi denir. İran'da, Tebriz'de 908 miladi 1502'de Safevi Şii hükümetini kurdu. İmam-ı Musa Kazım rahmetullahi aleyh soyundan olduğunu söylerdi. Fakat Hüseyin Şirvani'nin Ahkâmü'd-Dîniye kitabında bu sözü tekzip ve reddettiği Kamusül Âlam'da yazılıdır. Hatay denilen Türk kabilesindendir. Babası Şeyh Haydar, İran'ın Erdebil şehrinde yerleşen Hatay kabilesinden Şeyh Cüneyd'in oğlu olup kızıl başlık giyerdi. 1355 miladi 1937 yılında İran'ın edebiyat tarihini yazan İngiliz Edward Brown, Yavuz Sultan Selim mektuplarında kendisini efsanevi İran şahlarına, Şah İsmail'i ise Türk Efrasiyab'a benzetiyordu. Şah İsmail'in ordusu Musullu, Şamlı, Rumlu gibi Türk kabilelerinden askerlerle dolu idi. Türkçe konuşuyorlardı, diyor. Efrasiyab eski Turan hükümdarıydı. İran şahlarından Feridun'un oğlunun torunu idi. İran'a aldı, çıkarıldı, tekrar aldı. Zal oğlu Rüstem'in kahramanlıkları ile yine çıkarıldı. Nihayet Keyhüsrev tarafından öldürüldü. Şahname'de uzun yazılıdır. Şah İsmail'in Türkçe şiirleri El Yazma Divanı Erdebil'de türbesindedir. 892'de tevellüt etti. Babasından kalan Hataylı tekkesinde şeyh oldu. 905'te müritleriyle Şirvan'a saldırdı. Şiiliği ilan edince Ehl-i Sünnet'i öldürdü. Bunu haber alan Yavuz Selim Han 920 miladi 1514 senesinde Çaldıran'da şahı ve askerlerini perişan etti. Kaçtılar. 930 miladi 1524'te Erdebil'in
Serap kasabasında öldü. İntikamcı, sefih, alçak bir zındık idi. Mir'at-ı Kâinat'ta diyor ki, Yıldırım Bayezid zamanındaki evliyadan, Abdurrahman-ı Erzincani, Safiyeddin-i Erdebili hazretlerinin halifelerinden idi. Amasya'da bir sabah çok üzgün olup, sebebi soruldukta, Erdebili oğullarının itikat ve takvaları güzel idi. Şimdi şeytan onları doğru yoldan saptırdı, buyurdu. Sonra Şeyh Haydar'ın Şii olduğu haberi geldi.